Avrupa'da gündem yine Ukrayna savaşıydı. Dün NATO Dışişleri Bakanları Romanya'nın başkenti Büyükreş'teki toplantılarında Ukrayna'ya silah yardımını konuştu. Bugünse gündem Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan, Bosna Hersek ve Moldavya gibi bu savaştan sert şekilde etkilenen ülkelere yapılacak yardımlardı. Bunlara verilecek e, güvencelerdi bu konuda. Zira Rusya ve Çin etkisi altında bulunan 6 altı Balk Batı Balkan ülkesiyle birlikte bu üç ülkenin NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne bağlı kalması için NATO adım atmakta kararlı olduğunu bugün dile getirdi. İkinci gündem Çin'le ilişkilerdi. E, Ukrayna Savaşı'ndan ve Rusya ile ilişkilerinin ardından Avrupa Çin'le ilişkilerini NATO Çin'le ilişkilerini, tümüyle kesmek istemiyor ve Çin'in Çin düşmanımız değil diyerek bugün yani Stoltenberg genel sekreter NATO genel sekreteri çok açık bir şekilde Çin'le ilişkileri ekonomik ilişkileri özellikle sürdüreceklerini dile getirdi ancak şunu söyledi Ukrayna örneği bize gösterdi ki Rus gazına bağımlılık bizi zor duruma düşürdü aynı zorluğu ekonomik ve ticari açıdan ve teknolojik açıdan Çin'le yaşamamak için bugün önemler alınması gerekir dedi Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de bu konuları yakından izlediklerini, Çin'in NATO çıkarlarını e, uzun vadede tehlikeye sokabilecek askeri ve e, ticari e, adımlarını izlediklerini ve buna karşı ne tür önlemler alınması gerektiğini konuştuklarını söyledi. İsveç Finlandiya konusu gündeme geldi. Bu konuda Mevlüt Çavuşoğlu e, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada henüz muhtıranın gereklerinin yerine tam olarak getirilmediğini, önemli ilerlemeler olduğunu söyledi. İsveç ve Finlandiya'dan da Türkiye'den bir tarih alamadık açıklaması geldi. Çavuşoğlu bunun için 2023 yılı başında uygulamaya girecek olan terörle mücadele yasasının İsveç hükümeti tarafından nasıl uygulanacağını görmeye ihtiyaçları olduklarını da söyledi. Dolayısıyla bu iş yılbaşından sonraya kalabilir. İsveç Dışişleri Bakanının Ankara'ya gitmesi durumu da söz konusu. Son olarak belirteceğimiz konu ise Patriotlar konusu Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba Antony Blinken'la görüştü ve yeniden Patriot istedi Blinken'dan NATO üyelerinden Patriot füzelerini Ukrayna'ya sağlamalarını istedi bunun yanı sıra Rus bombardımanıyla yok olan elektrik trafolarının da Ukrayna Ukrayna'ya tamir edilmesi için olanak verilmesini ya da bir takım altyapıların sağlanması talebinde bulundu ancak tam olarak yanıt Buna tam olarak yanıt verilmediği konu bu konu tartışılıyor. Patriot konusu henüz tartışma aşamasında son olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir açıklama yaptı. Ve Rusya'nın Ukrayna'da işlediği başta Buça ve İzyum kentleri olmak üzere Ukrayna'da işlediği savaş suçlarının araştırılması için Avrupa'da özel bir mahkeme kurulacağını duyurdu. Avrupa'daki gelişmeler böyle mehtap.